Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Bitcoin inceleyeceğiz. Piyasaları inceleyeceğiz. Piyasalarda neler olabilir? Bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin 51.206 dolardaki direnci zorlamaya devam ediyor. Burayı kırabilir mi yeni yıl gelmeden? Ve arkadaşlar sizlerle beraber aynı zamanda dominans inceleyeceğiz. Dominansta %40.25'te bir desteğimiz olduğunu söylemiştim sizlere. Bu destek noktasını dominans seviyemiz kırdı arkadaşlar. Bitcoin'in şu anda piyasada hakimiyeti gitgide azalmaya başlıyor. Bitcoin'den çıkan para altcoin'lere akmaya başlıyor arkadaşlar. Ve çok çok önemli iki gelişme vardı bildiğiniz gibi. Binance borsasına 8 milyon Türk lirası ceza kesildiğini artık birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Basın organlarından öğrendiniz ve bunun üzerine konuşacağız. Bu Binance'a kesilen ilk ceza son ceza mı olacak arkadaşlar? Binance'ın aynı zamanda birkaç tane de eksik yönü hala devam ediyor. Bunları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Binance'ı sarsar mı? Sarsmaya sarsmaz arkadaşlar bu olay. Fakat dediğim gibi insanların ister istemez Korkmasına sebep oldu belli bir nebze de olsa. 8 milyon Türk lirası en üst seviyeden ceza kesilmesi bahanısı insanları korkuttu. Bunun sebebi neydi? Bunları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Ve aynı zamanda arkadaşlar Türkiye'de bildiğiniz gibi kripto para vergilendirmesi geliyor. Kripto para vergilendirmesi nasıl olacak? Bundan sonrasında nasıl ilerleyecek? Bunlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Hepinize videomuzla ilgili iyi seyirler dilerim. Hemen bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz. Bitcoin'de arkadaşlar uzun süredir yani 5 günlük mumlarda 50%. 1.206 dolardaki direnç ve 47.000 dolardaki destek arasında gidip geldiğimizi görüyoruz. Hemen şuradan mumları da işaretleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 51.206 doları sağlam bir direnç olarak kullanıyor şu anda. Burayı aşıyor fakat daha sonrasında geri tutunamayıp aşağıya düşüyor. Şu anda güncel fiyatımız 50.588 dolar seviyesinde. 47.000 dolar arkadaşlar bir düşüş durumu gerçekleşebilir. MA değerlerimizden de hemen inceleyelim. Bildiğiniz gibi MA değerlerini uzun zamandır takip ediyor sizlerle beraber ve dün arkadaşlar MA50, MA100'ü aşağı yönlü kesişimi gerçekleşti. Bundan sonrasındaki hedef MA200'e doğru ilerliyor şeklinde görünüyor. MA50 eğer MA200'ü bir günlük grafikte keserse de arkadaşlar bildiğiniz gibi ölüm kesişimi dediğimiz dead cross dediğimiz olayın gerçekleşeceğini artık birçoğunuz öğrendiniz arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda akümülü olma sürecinde devam ettiğini görüyoruz. 51.206 dolara aşarsa arkadaşlar bundan sonraki direnç noktası 55.041 dolar olacak. MA değerlerinde biz bir günlükte bakıyoruz. Fakat 4 saatlikte baktığımızda da tam tersi bir tablonun olduğunu gösteriyor bizlere. 4 saatlik bildiğiniz gibi kısa vade arkadaşlar. 4 saatlikte şu anda MA 50'nin MA 100'ü yukarı yönlü kestiğini gözlemliyoruz. Fakat MA 200'e daha yönü var. Yani kısa vadede yükseliş gelse bile arkadaşlar uzun vadede Bitcoin'de bir düşüş emareleri göründüğünü söyleyebilirim sizlere. Bu çıkışlar sizleri yanıltmaması gerekiyor. Özellikle dominansı çok çok iyi takip et etmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar destek ve dirençleri çok iyi şekilde takip etmemiz gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Bitcoin'de şu anda uzun vadede dediğim gibi düşüş yönlü bir eğilim görünüyor. Hemen Bitcoin'in dominansına bakalım. Dominans da arkadaşlar bildiğiniz gibi %40.25'in altına inmesini uzun süredir bekliyorduk. Ve 2 gündür arkadaşlar %40.25'in altında seyrediyoruz. Dominans şu anda %40.01'e düştü. Ve Bitcoin'den çıkan paralar altcoin'lere geçmeye başladı. Dominans ne demek? arkadaşlar Bitcoin'in piyasa baskınlığı %40'ın altına düşmeye ilerliyor şu anda. Yani altcoinlerin piyasa baskınlığı %60'ın üzerine çıkmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Dominansı kısaca bu olarak anlatabilirim sizlere. Bitcoin'in piyasadaki baskınlığını anlatıyor bizlere. %40.01'de ve dominansın daha da düşmesi akabinde altcoinlerde daha sert yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Özellikle Bitcoin düşerken bile altcoinlerin yukarı yönlü gitmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Hemen altcoin market Kep'e bakalım. Dominans da bugün kırmızı bir mum var gördüğünüz gibi. Fakat altcoin market cap'te son 3 gündür yükseldiğini gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Baktığınız zaman 3 gündür yeşil mumlarla yukarı doğru tırmanıyor. 1 trilyon 436 milyar dolara kadar yükseldi altcoin market cap ve bu da arkadaşlar güzel bir gelişme. Özellikle Bitcoin'de dominans düşerken altcoin market cap'in yükselmesi özellikle tüm zamanlar zirvesi 1 trilyon 708 milyar dolardı bildiğiniz gibi. Eğer bu zirveyi aşarsak altcoinlerde yeni rallinin başladığını gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Hemen korku puanı seviyesini bir inceleyelim sizlerle beraber. Korku puanında bugün 40 puan seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün 37 puandaydık ve geçen hafta 25 puandaydık arkadaşlar. 40 puanda olmamız insanların normal bir korku seviyesinde olduğunu gösteriyor bizlere. Geçen hafta aşırı derecede fazla korku seviyesindeydik. Dün de 37 puandaydık. Bitcoin'deki yükseliş geldiği zaman dikkat ettiğinizde arkadaşlar 50 bin doların üzerine çıktı mı korku seviyesi normal korku seviyesine biniyor. Fakat 50 bin doların altına fiyat düştüğü zaman insanların korku seviyesinin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Coin 360'dan da baktığımızda Bitcoin'de %1'lik bir artış olmasına rağmen Polkadot'ta %7, Ada Coin'de %7'lik bir artış geldiğini görüyoruz. Bazı coin'lerde ciddi artışlar var. Mesela Link'de %5 oranında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Teta'da %11 oranında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. İşte bunlar arkadaşlar bu alt sert artışların hepsi dominanstan kaynaklı. Yani Bitcoin'in piyasa hakimiyeti azaldıkça altcoin'lerdeki fiyatlanmalar daha da yüksek seviyelere çıkıyor. Phantom'da mesela %5 daha sonrasında baktığımızda diğer koyu yeşil olanlarda Uniswap'da %12'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Aave coin'de de %12'lik yine bir artışa imza atıyor. Yani dediğim gibi Bitcoin %1 artarken normalde altcoin'ler bu şekilde %10 oranlarında artmaması gerekiyor arkadaşlar. Fakat neden bu oranlarda artıyor? Tamamen dominansla alakalı. Şimdi isterseniz balina hareketlerini gözlemleyip daha sonrasında Binance'a kesilen cezayı inceleyeceğiz arkadaşlar ve vergi sistemini sizlerle beraber notlar aldım arkadaşlar kulislerde konuşulanlarla ilgili bunları sizlerle paylaşacağım ve arkadaşlar şimdi Whale alert sitesinden balina hareketlerini incelediğimizde insanların kripto para alıp soğuk cüzdanlara çektiğini gözlemliyoruz. Mesela baktığımızda 5000 Ethereum Binance borsasından alınmış ve 5000 Ethereum bilinmeyen bir cüzdana çekildiğini gözlemliyoruz. Aynı şekilde 4919 adet Ethereum'un yine bilinmeyen bir cüzdana gönderildiğini yani soğuk cüzdana gönderildiğini gözlemliyoruz. Baktığımız zaman 46 milyon dolarlık Compound teterin arkadaşlar yine bilinmeyen bir cüzdana gönderildiğini, buradan da kripto para satışından gelen bir paranın soğuk cüzdana çekildiğini gözlemliyoruz. Yani şu anda balinalar arkadaşlar piyasayı ne yukarı yönünde ne aşağı yönünde görüyor. Onlar da fiyatı kestiremiyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar bazı balinalar kripto para, altcoin'ler alıp da soğuk cüzdanlara çekerken bazıları da nakite çevirip nakitlerini soğuk cüzdanlarına çekiyorlar. Yani dediğim gibi şu anda balinalar bile ikiye bölünmüş durumda. Yarısı piyasanın artacağını düşünüyor, yarısı piyasanın düşeceğini düşünüyor. Bundan dolayı arkadaşlar analizlere göre şu anda biz sadece grafiksel analizlere göre baktığımızda Bitcoin'in uzun vadede düşüş kısa vadede yükseliş yaşayabileceğini gözlemliyoruz. 4 saatlik de yükseliş bir günlük grafiklerde baktığımızda da düşüş yaşayacağını gözlemleyebiliyoruz. Hemen arkadaşlar şimdi Binance borsasının yediği cezayı bir inceleyelim. Binance Türkiye'den ceza arkadaşlar en yüksek düzeyde olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi Binance'a. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi arkadaşlar bildiğiniz gibi Binance'da KYC doğrulaması yapılmadan bir BTC'ye kadar çekim işlemi yapılabiliyordu 24 saat içerisinde. Fakat bunun yasak olduğunu biliyorsunuz. KYC doğrulaması zorunlu. Bundan dolayı arkadaşlar Binance 2000 dolar seviyesine çekti bu sınırı ve KYC doğrulamasını Türk kullanıcılara büyük ihtimal zorunlu hale getirecekler. Çünkü bu cezayı bir daha yemek istemeyeceklerdir. Türkiye'de bir de arkadaşlar bildiğiniz gibi kaldıraçlı sistemler yasak normalde. Kaldıraçlı sistemlerin kullanılması yasak olduğundan dolayı Binance borsasında dili Türkçeye çevirdiğiniz zaman kaldıraçlı seçenekler kayboluyor. Dili İngilizce aldığınız anda kaldıraçlı seçenekler web sitesinde geri geliyor. Özellikle mobil sürümde de kaldıraçlı seçeneklerin göründüğünü hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar Binance'ın yediği ilk ceza bu alanda bu ceza arkadaşlar. Fakat kaldıraçlı işlemleri Türkiye pazarından kaldırmazsa ikinci cezanın da yolda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Çünkü dediğim gibi devlet de bunları görüyor arkadaşlar bizim gördüklerimizi. Dili Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman kaldıraçlı işlemin kalkması, dili globale aldığınız zaman da kaldıraçlı işlemin geri gelmesi. Binance Türkiye'de böyle bir sorun yok. Kaldıraçlı işlemler yok Binance Türkiye'de. Fakat Binance Global'de böyle bir sorundan karşı karşıyayız arkadaşlar. Bunu da kaldıraçlı işlemlerin kaldırılması da tüm herkese piyasaya hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de kaldıraçlı işlemlerde aşırı derecede hırs yapan insanlar var. Bu hırsın da önüne geçmesi için devletin kaldıraç oranını çok çok düşükten sınırlaması yani maksimum 12'e kadar sınırlaması gerekiyor ya da tamamen kaldırması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi açgözlülük çoğu insanı batırıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da Binance'ın eğer bu açığı da düzeltmezse arkadaşlar ikinci cezanın da yolda olduğunu söyleyebilirim sizlere. Masa'nın yükümlülük denetimi tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası Binance'a kesildi arkadaşlar. Bu Binance'a dokunur mu? Dokunmaz arkadaşlar 8 milyon lira ceza. Fakat dediğim gibi bu cezaların devamı gelirse ister istemez borsanın Türkiye'de çok çok sert regulasyonlar yapacağını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber hepinizin merak ettiği videomuzun da asıl konusu olan kripto para vergilendirme sistemini bir konuşalım. Bildiğiniz gibi yılbaşına arkadaşlar artık 4 gün gibi bir süreç kaldı. Bundan sonrasında 2022 yılının arkadaşlar Ocak ayında bu sistem tam anlamıyla yürürlüğe girmese bile mesela Şubat ayında bu yasa meclisten geçti diyelim fakat Ocak 1 2022'yi kapsayacağını sizlere söyleyebilirim. Benim analizlerim bu yönde benim tahminlerim bu yönde arkadaşlar. Yani tamamen 2022 yılını kapsayacak daha sonrasındaki yılları da kapsayacağını söyleyebilirim. Vergi oranını arkadaşlar birçoğunuz merak ediyorsunuz. %15 ve %25 arasında arkadaşlar Avrupa'daki ekonomi modelleri kripto para vergilendirme modelleri baz alındığında %15'den %25 arasında bir vergi olacağını Türkiye'de de sizlere söyleyebilirim. 01-2022 tarihi itibariyle yapılan işlemlerde geçerli olacağını söyleyebilirim sizlere. Belli bir kısım karın arkadaşlar muaf tutulacağını söyleyebilirim. Mesela 1000 dolara kadar olan ya da diyelim ki 5000 Türk lirasına kadar olan kar muaf olacak bir yıl içerisinde. Fakat bunun üzerine çıkan karların arkadaşlar vergilendirmeye tabi olacağını söyleyebilirim. Şimdi birçoğunuz diyebilirsiniz vergilendirmeyi bizi nasıl bilecekler? Yani bizim paramızı Vergilendirmesini nasıl bilecekler? Arkadaşlar bildiğiniz gibi kripto paraların ödeme sistemi olarak kullanılması Türkiye'de yasaklanmıştı. Ve papara gibi para yatırılıp çekilen sistemler de yasaklanmıştı. Şu anda kripto para borsalarına sadece para yatırdığınızda globale gönderebiliyorsunuz. Ve Türk lirası olarak yatırabiliyorsunuz kripto para borsalarına. Bu yatırdığınız miktar arkadaşlar mesela diyelim ki 100.000 lira siz para bu borsasına yatırdınız. Daha sonrasında bunu Binance Global'e gönderdiniz ve paranızı al sat yaparak 150.000 TL yaptınız arkadaşlar. Bunu geri çekebilmeniz için tekrardan ya Binance Türkiye'ye çekmeniz gerekiyor ya da Türk borsasına çekmeniz gerekecek. E bakacaklar arkadaşlar doğal olarak siz piyasaya 100.000 lira para sokmuşsunuz fakat piyasadan 150.000 lira para çekiyorsunuz. 50.000 lirayı sizin karınız olarak görecekler direkt saptayacaklar bunu. Bunu saptadıklarında da bu 50.000 liranın üzerinden sene sonunda verginizi vermek zorunda olacaksınız olacaksınız arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kripto para sektörüne Türkiye'de bir nevi darbe vuracağını söyleyebilirim. Vergilendirme sistemi özellikle yüksek seviyelerde olursa insanları bu alandan soğutacaktır. Çünkü ufak kar eden insanlar da var. Mesela 10 bin 20 bin lira senelik kar eden insanlar da var. Bu insanların bile vergi ödemesi insanları bu sektörden soğutacaktır. Özellikle daha regüle olmamış bir sektörü insanları soğutmak arkadaşlar bana göre yanlış. Benim şahsi düşünceme göre yanlıştır. Bir de burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz mesela 100 bin lira para bir borsasına yatırdınız ve bunu Binance Global'e gönderdiniz. Burada kar etmediniz. Zarar ettiniz aksine. Bu zarara devlet ortak olmayacak. Siz 100.000 yatırdınız. 90 bin lira geri çektiniz. Burada 10 bin lira bir zararınız söz konusu. Bu otomatikmen sistemde görünecek ve siz vergilendirmeye tabi olmayacaksınız. Fakat 100 bin lirayı yatırdınız. Bunun üzerine siz bir de soğuk cüzdandan para çektiniz buraya diyelim. Mesela soğuk cüzdanınızda dolarınız vardı ya da kripto paranız vardı Ledger Nano S'nizde. Buradan bir 50 bin dolarlık çekim işlemi gerçekleştirdiniz ya da 10 bin dolarlık çekim işlemi gerçekleştirdiniz. Bunu nakde çevirdiğinizde de diyecekler ki size 100 bin lira para yatırdın. Seni soğuk cüzdandan yatırdığını bilmeyecekler. Soğuk cüzdandan da sen oraya yatırmıştın 10 bin dolar. Bu 120 bin lira bir para yapar şu anda. 50 bin lira da kar etmiştin. 170 bin lira fazla çektiğin zaman 170 bin üzerinden vergilendirileceksin. Bu da birçok sistemi karıştıracağını düşünüyorum. Çünkü insanlar soğuk cüzdanındaki paralarını kullanamayacaklar. Soğuk cüzdandaki parayı da kullanamadıkları zaman bunu nasıl kullanabilirler? Yurt dışındaki arkadaşlar döviz bürolarında, özellikle Kıbrıs gibi mesela yerlerde kripto para ticareti yasal bildiğiniz gibi bazı ülkelerde de yasal ya da Almanya'da mesela yasal olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. İnsanlar soğuk cüzdandaki parayı çevirmek için yurt dışına çıkacaklar ister istemez. Zaten Türkiye'ye giren paranın içerisinde de şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz Türkiye'ye bu parayı soktuğunuz zaman bunu vergi siz sokabiliyorsunuz bildiğiniz gibi yurt dışındaki şu anda döviz, altın gibi para birimlerinizi Türkiye'ye soktuğunuz zaman varlık barışı kapsamında vergilendirme yapılmıyor bildiğiniz gibi. İnsanlar ne yapacaktır soğuk cüzdanında para bulunanlar? Yurt dışındaki ülkelerde bunları bozdurup buradan döviz olarak arkadaşlar Türkiye'ye soktuklarında hem vergi ödemeyeceklerdir hem de kripto para vergisinden kaçınmış olacaklardır arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi vergiden kaçınma diye de bir madde var arkadaşlar. Vergi kaçırmak ve vergiden kaçınma arasında ciddi bir fark var arkadaşlar. Vergi erkeden kaçınacak birçok insan olacağını da sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar burada borsalara bildirim zorunluluğu geleceğini de sizlere söyleyebilirim. Borsalar sizin yatırdığınız paranın ve çektiğiniz paranın arasında karı masaya bildirmek zorunda olacaklarını düşünüyorum. Çünkü başka türlü takip edemeyeceklerdir. Borsalara asgari sermaye şartı geliyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu da borsaların güçlü olanların ayakta kalması güçsüz olanların piyasadan silinmesi anlamına geliyor tamamen. Ve başka ülkelerden Türkiye'ye para taşınması anlamına geliyor arkadaşlar. Vergilendirme oranı eğer çok yüksek olursa dediğim gibi gerek Almanya'dan gerek Kıbrıs'tan yasal olan ülkelerden dövize çevrilip euroya dolara ya da altına çevrilip oradan buraya arkadaşlar varlık barışı kapsamında paranın sokulacağını da söyleyebilirim. Varlık barışının sona ermesi gerekiyor oralardan buraya para girişi yapılmaması için. Bunun da şu bu aşamada ekonomi bu durumdayken zor olacağını düşünüyorum. Çünkü ekonomiye döviz lazımken arkadaşlar varlık barışının da sonlandırılmasını beklemediğimi sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar bunların çoğu benim şahsi analizlerim. Bunları nota almıştım sizlere aktarmak için. Bundan dolayı da arkadaşlar dediğim gibi yeni vergilendirme sisteminde çıkacak olan vergi oranlarını ve daha sonrasında çıkacak olan yasayı çok çok detaylı olarak inceleyeceğiz ve sizlerle beraber bizler de kendi fikirlerimizle beraber bunları sizlere detaylı olarak sunacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur ve kripto paralarla ilgili son 4 gün olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bundan sonrasında eğer Ocak 1 2022 tarihini kapsarsa arkadaşlar bundan sonraki zamanı kapsarsa bizim önümüzde 4 günlük bir süreç var. Bu 4 günlük süreçte aksiyonlarınızı alabilirsiniz. Yani soğuk cüzdanınızdan para çekimi yapacaksanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da mesela borsalarda yüklü paranız varsa bunun belli bir kısmını ülkeye çekmek istiyorsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Çünkü şu anda yasanın tam şartlarının duyurulmamasının da ben şahsi olarak Ocak 2022'den önce insanların bu şekilde bir aksiyon almalarını engellemek için olduğunu düşünüyorum. Ocak 2022 12'den sonra arkadaşlar bu yasanın tüm şartlarının duyurulacağını düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.